Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Bugün yazmama böyle güzel, sürdürülen, üstünde çıtı pıtı çiçekleri olan renk renk bir model yaptım arkadaşlar. Bu modelleri size göstermeye çalışacağım bugün. En altın zürafasına gittim ben. Zürafaya gittikten sonra arkadaşlar üstünden devam ediyorum. Yine bir tane zürafa yapıyorum. Bu zürafanın içinden geri dönüş yaptım. Buraya 3 tane pırpır yapıyorum. Üçüncü pırpırımı da yaptıktan sonra bu yaptığım üçüncü pırpırımın üstünden geriye dönüş yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde burayı iyice sıkıladım. Burayı yine 3 tane pırpır yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu ipimden ben sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3. zürafamın içine batacağım arkadaşlar. Buraya. Ne çok sıkı yapıyorum ne de çok gevşek yapıyorum arkadaşlar. Normal kendi haline bıraktım. O şekilde yapıyorum. Şimdi aynı işlemi burada da yapıyorum. Zürafamı yaptım. Geriye dönüş yapıyorum. Hemen için 3 tane pırpır yapıyorum. Yeni öğrenenler için de çok kolay bir model. Kendilerini geliştirirler. Bazı yazmalarımıza böyle çıtı pıtı modeller çok güzel oluyor arkadaşlar. Hem de gösterişli. Yine tekrardan 3. pırpırımdan üst tarafına geçiş yaptım. Buraya da 3 tane pırpır yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben yine bir tane daha hızlı hızlı yapayım. Buraya iniş yapıp bir tane zürafa yapıp ipimi keseyim, çiçeğinin nasıl yapıldığını göstereyim arkadaşlar. Şimdi çiçeklerimize geçelim. Renkli ipimi alayım ben. Üste yaptığımız pırpırlarımızdan tam ortadakine ipimi sabitliyorum.
size bunu arkadaşlar. Şekilde. İpimi sabitledikten sonra önce bir tane pırpırımı yapayım. Hemen ikincisini yapıyorum. Şu şekilde ikincisinin üstüne çıkıyoruz arkadaşlar. Buraya küçük bir tane pırpır yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Ve tekrardan buradan inerken ipimi hafiften esnetiyorum. Böyle iyice sıkıladım. Ve üçüncü pırpırımı yapıyorum. Hemen düzenliyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi diğer ipimi alayım, hazırlıklarımı kesip. Yine aynı şekilde buraya da aynısını yapıyorum arkadaşlar. İyice sıkıladıktan sonra önce birinci pırpırımı yapıyorum. İkinci pırpırımı yapıyorum. İkinci pırpırımın üstüne geçiş yaptım arkadaşlar. Buraya küçük bir tane pırpır yapıyorum. İpimi esneterek iniyorum. Ve buraya bir tane daha pırpır yapıyorum. Şimdi sarı ipimize geçelim. Sarı ipimize geçtim ve sabitledim arkadaşlar. Yine aynı şekilde burada da devam ediyorum. İpimizi keseyim, modelimizi açıktan tekrardan göstereyim. Böyle renkli, çok güzel bir model arkadaşlar. Özellikle yeni öğrenenler için anlattım bu modelimi. Hem değişik oluyor, hem güzel oluyor. Çoğu da yazmamıza uyabilecek bir model. Bu şekilde göstereyim.